İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Türkiye'de ne diyorsak Birleşmiş Milletler kürsüsünde de aynı cümleleri kurmaktan asla çekinmiyoruz. Yalpalamadan, savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskısına, tehdidine boyun eğmeden mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri biz olduk. İsrail hükümetinin tüm bölgeyi kan gölüne çevirmeyi amaçlayan kirli planlarını gören, deşifre eden, sonuçları ile ilgili tüm insanlığı uyaran yine Türkiye'dir. Artık akıl ve basiret sahibi herkes şu gerçeği görüyor. Dini fanatizmle hareket eden mevcut İsrail yönetiminin niyeti bellidir. Hedefi bellidir. Neyi gerçekleştirmek istediği çok net bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini çok iyi bildikleri halde Holokost utancından dolayı Netanyahu ve katliam çetesine seslerini çıkaramamaktadırlar. Yıllardır bize özgürlüklerden bahsedenlerin Filistinli çocuklar için toplanan göstericilere nasıl davrandıklarını sizler de görüyorsunuz. Bırakın Filistinli mazlumların hakkının savunulmasına izin vermeyi, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. Terör örgütlerine gelince protesto hakkı kutsaldır diyerek başkentlerinin en geniş meydanlarını açanlar, söz konusu Filistin olunca Gazze'de katledilen 50 bine yakın masum olunca faşizmin en nobran halini uyguluyorlar. 10 yıllardır savuna geldikleri değerleri İsrail uğruna, İsrail'in katliamlarını örtmek uğruna sadece bir senede bizzat kendi elleriyle itibarsız hale getirdiler. Aziz kardeşlerim, bugün burada şunu açık açık söylemek durumundayım. Tıpkı geçen yüzyılın başında olduğu gibi, coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Hamas sadece bir bahanedir. Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir. İçimizdeki bazı İsrail dostları, bazı Siyonist muhipleri, bazı kalemşörler her ne kadar gerçekleri gizlemeye çalışsa da, şayet durdurulmazsa da, Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikacının nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının, hem de çok kirli bir savaşın yürütüldüğünü görüyor ve tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Şunu herkes bilsin ve anlasın. Türkiye büyük bir ülkedir.
Türkiye 2300 yılı aşan köklü birikimiyle tecrübeli bir devlettir. Türkiye 85 milyon vatandaşıyla bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde bugüne kadar nasıl devletimizin ve milletimizin güvenliğinde hiçbir zafiyete izin vermediysek, şimdi de aynı hassasiyetle, aynı soğukkanlılıkla, aynı kararlılıkla ve elbette aynı stratejik akılla hamlelerimizi planlıyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına müsamaha gösteremeyiz. İsrail hükümetini şımartanları, İsrail hükümetine koşulsuz destek vererek pervasız hale getirenleri buradan aklı selimle hareket etmeye davet ediyorum. İşler daha fazla kontrolden çıkmadan, daha çok kan dökülmeden, daha fazla yıkım olmadan yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun. Diğer türlü gözünü kan bürümüş İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan halkları değil, sizleri de yakacak. Büyümesine müsaade ettiğiniz bu yangın el ele verip söndürmezsek eninde sonunda size de ulaşacak. İslam alemini de aynı şekilde İsrail saldırganlığının önüne geçmek için ekonomik ve ticari tedbirleri devreye almaya çağırıyorum. İslam dünyası olarak İsrail'e yönelik önlem almadığımız her gün bu kan deryası maalesef daha da büyüyecek. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yapmak artık bizim için tercihten öte bir mecburiyettir. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin bertaraf edilmesinde AK Parti teşkilatlarına düşen kardeşlik ruhunu yüceltmek tam bir dayanışma için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama ile açılış oturumunda genel kurula hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Anadolu'yu da içine alan bir ütopya peşinde koştuğu yönündeki sözlerinin kimi kesimlere daha açık izah edilmesi gerekiyor. Tabii bir de artık muhalefet diyemeyeceğimiz sıra dışı bağnazlık kategorisine yerleşik bir grup var ki onlar külliyen zaman kaybı. Öte yandan bölgenin mevcut gelişen jeopolitiğine bakan ama hiç anlamayan, bu anlamazlığı da yine hükümete fatura eden örneğin İsrail Anadolu'yu mu işgal edecek, nasıl olacakmış, ordusu kaç kişi vesaire türünden köhne, konvansiyonel akıllar var ki evlere şenlik. Muhatabımız ise bölgeye ve dünyaya bakarken siyasi gözlüklerini kaldırıp dürbünlerini çıkaranlardır. Cumhurbaşkanının konuşmasındaki ilgili bölümü kısaca hatırlayalım. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta. Bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme bu tehdidin boyutunu biraz daha arttırmaktadır. İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken, İran ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz. İlk sabitlememiz gereken, bölgede herhangi bir ülkenin tek başına Türk Silahlı Kuvvetleri ile hele elinden toprak alacak kadar baş edecek güçte olmadığıdır. Bu güç tarifidir, rahatlama vesilesi değildir. TSK'nın daha da yükseltilmesi, tahkim edilmesi gerekiyor. Biraz sonra okuyacağımız bütünleştik yakın risk haritası bunu dayatıyor.
İran, Irak, Suriye, Akdeniz, Güney Kıbrıs, Rum Yönetimi, Yunanistan, Avrupa ve Akdeniz hattı bir terör koridoruna yatak oluşturuyor. Aynı hat üzerinden ilerleyen ya da buna gayret eden diyelim, ikinci bir hat daha var, İran çizgisi. Bu çizgi zaman zaman koridor üzerindeki unsurlarla da konjektürel işbirlikleri kurarak bazen tutunmaya bazen yayılmaya çalışıyor. Somut örnekleri Bafel Talabani veya daha tazesinden İran'ın yeni cumhurbaşkanı ve hükümetinin ABD ile kurduğu ilişkilerde izleyebiliyoruz. Irak ve Suriye'deki cari nüfuzunu zaten cepte sayıyoruz. Üçüncü hat İsrail'in soykırımıyla yürümeye başlayan Filistin, Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Türkiye sınırıdır. Burada köklerle buluşuyor. Terör örgütü PKK-YPG'nin kuruluş inşa aklında mevcut İsrail genetiğini, mirasını canlandırırken Irak ve Suriye'de mukim ABD güçleri ve uzantılarıyla buluşuyor. Son günlerde bölgede tekrarlanmak istenen ve yine kadim dostumuz Megrik tarafından organize edilmeye çalışılan seçimler, hatta uygun açıklık bulunursa eş zamanlı çifte seçim, iki ülkede birden arayışı da devam ediyor. Kabaca anlattığımız bu tablo aslında an içinde farklı bir uzam üretebilir. Hatların kavuşması jeopolitik sinerji üretebilir ve bu çok açık bir milli güvenlik meselesidir. Devletlerin ulusal güvenlik hesaplamaları da tam da bunun içindir. O anda geriye silahlı güç yüzleşmelerinden başka çıkış yolu kalmaz. Adı geçen ülkelerin tamamında stratejik obruklar oluşur ve ortaya çıkan enerji Türkiye'ye yönelik ağır bir meydan okumaya dönüşebilir. Bunun an seviyesinde benzerini daha evvel yaşadık. 15 Temmuz sadece Türkiye ile ilgili değildi. Bölgesel iz düşümünü İran, Irak, Suriye, Rusya gibi komşularımız o gece gördüler ve korktular. Biliyorlardı ki Allah saklasın Türkiye düşerse hepsi düşecekti ve zamanla değil şok dalgasıyla olacaktı. O durumda Türkiye coğrafyasının nasıl bir parselizasyona uğrayacağı endişesi, vasat akılların kestirebileceği kaç askerle gibi sersem sorularının veya Erdoğan muhalefeti sessizleştirmeye, iktidarını pekiştirmeye çalışıyor türünden çapsızlıklara yaslanılacak durum değildir. Kaldı ki Türkiye'nin ulusal güvenlik mimarisi bu tehdidi, bu uçak gemileri neden burada sorusunun kurulduğu günlerden beri tarıyor. İsrail'in ordusuyla Türkiye'yi işgal edeceği dar açısıyla risk analizi yapılabilir mi? ABD ne, PKK-YPG ne, yine bunlar tarafından beslenip büyütülüp devşirilmiş bölgedeki diğer örgütler ne, Yunanistan ne, İngiltere ne, hepsi birden ne, bölgedeki devasa devinim ne? Rusya neden şimdi ve hızla Türkiye-Suriye normalleşmesini masaya getirdi ve destekliyor? İsrail ordusu Moskova'yı işgal edecek diye mi, yoksa Batı'nın İsrail üzerinden kuzeye yürüyüp müttefikleriyle buluşmasını engellemek için mi? İsrail'e bu ağır insanlık trajedisini gerçekleştirmesine rağmen, ABD ve İngiltere'nin dünyanın gözündeki kredisini harcamasına rağmen sınırsız destek ve teşvik verilmesinin nedeni ne? Sadece Tel Aviv'in bu ülkeler nezdindeki özel durumu mu? Tıpkı Avrupa'daki Ukrayna gibi Orta Doğu'daki Doğu cephesinin yarılması ile ilgilidir. Kimi bölge ülkelerinin yanlış yola kapılmalarının engellenmesi ile ilgili. Hint, Akdeniz, deniz miğferinin tutulması ile ilgili. Güney Kıbrıs, Yunanistan ne? 3 Ekim'deki MGK bildirisinin 5. maddesi odur. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açtığı hayır ve şer eksenleri haritaları odur. Hindistan'dan gelip İsrail üzerinden Yunanistan'a giden yol nedir? Türkiye, Irak arasındaki kalkınma yolunu kesmiyor mu? Türkiye oldu bittiye yakalanmak istemiyor. An odur. İsrail'in en kuzeyindeki Neharya kentinde 1 Eylül 1982 günü gizli bir görüşme gerçekleşti. İsrail Başbakanı Begin, Lübnan'ın henüz bir hafta önce seçilen 34 yaşındaki genç Cumhurbaşkanı Beşir Cümeyye'li Neharya'ya davet etmişti. Begin'in amacı İsrail'in 6 Haziran'da başlattığı Lübnan işgaline Cümeyye'nin destek vermesini sağlamaktı. İç savaşın bütün hızıyla sürdüğü o yıllarda güçlü bir askeri cepheye Kuvvetul Lübnaniye liderlik eden Cümeyye, Maruni Hristiyan kimliğiyle Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve Suriye'nin Lübnan'daki varlığına karşıydı. İsrail'le daha önce de temas kurmuş. Hatta dönemin İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon, Lübnan işgalini başlatmadan önce kendisini haberdar ederek Filistin Kurtuluş Örgütü'nü uyarması talebinde bile bulunmuştu. Cümeyye bu talebi yerine getirerek Filistin Kuruluş Örgütü'ne İsrail bizi Beyrut'tan söküp atmak için Lübnan'ı işgal edecek.
Önceden çıkın ve işgali önleyin demiş. Muhataplarından ise net bir cevap alamamıştı. Taraflar arasındaki bütün yakın iletişime rağmen Begin'in istediği şeyi açıktan yerine getirmek Cümeyr için imkansızdı. Begin muhatabını hem işgale destek vermeye zorluyor hem de Lübnan'la İsrail arasında bir bakış anlaşması imzalanmasını istiyor. Bir daha söyleyeyim. Bir barış anlaşması imzalanmasını istiyordu. 1979'da Mısır bu adımı atmış ancak Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat 2 yıl sonra suikaste kurban gitmişti. Sedat'ın akıbetini hatırından çıkarmayan Cümeyr, Begin'e ret cevabını verdi ve görüşme sona erdi. 12 Eylül'de bu defa Ariel Sharon şansını denemek istedi. Lübnan'da Cümeyr ile özel bir toplantı yapan Sharon, muhatabından aynı cevabı aldı. Cümeyr, Suriye ordusunu Lübnan'dan çıkardıktan sonra ABD'yi devreye sokarak İsrail'i geri çekilmek zorunda bırakmayı planlıyordu. 14 Eylül 1982 günü saat 16.10'da Beşir Cümeyr ve beraberindeki 26 kişi Beyrut'un Eşrefiye semtinde parti binasında toplantı halindeyken gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi Habib Şertuni isimli Maruni bir Hristiyandı ve Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi üyesiydi. Şertuni birkaç yıl tutuklu kaldıktan sonra 1990'da firar etti ve Suriye'ye yerleşti. Halen orada yaşadığı tahmin ediliyor. İç savaş devam ederken Lübnan'da gerçekleştirilen bir başka önemli suikast 16 Mayıs 1989 günü Sünni cephenin lider figürü Lübnan müftüsü Şeyh Hasan Halid'in öldürülmesiydi. Eski başbakanlardan, bakanlardan, milletvekillerinden, kanaat önderlerinden ve alimlerinden oluşan İslami Koalisyon'un başkanlığını da yürüten Hasan Halid, tıpkı Beşir Cümeyr gibi Suriye ordusunun Lübnan'daki varlığına karşıydı. Beyrut'un merkezinde 136 kilogramlık patlayıcıyla düzenlenen suikast, Şeyh Hasan ve 21 kişinin hayatına mal oldu. Hadisenin olağan şüphelisi yine Suriye istihbaratıydı. Lübnan İç Savaşı 1990'da imzalanan Taif Anlaşması ile sona erdi. Ancak ülkedeki siyasi suikastler hız kesmedi. Çok sayıda ismin yanında 14 Şubat 2005'te öldürülen Refik Hariri, Lübnan yakın tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biriydi. Şeyh Hasan Halid'den sonra Refik Hariri, Lübnanlı Sünniler açısından yeri zor doldurulacak bir başka kayıptı. Lübnan'da Şii cephede bilhassa iç savaştan sonra önemli kayıplar verdi. Hizbullah'ın 2. Genel Sekreteri Abbas Musevi 1992'de, 3. Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da 2024'te İsrail tarafından öldürüldü. İsrail bugünlerde 1982-2000 arasında tam 18 yıl kaldı ve nihayet geri çekildiği Lübnan'a yeniden hücum ediyor. Bu sürecin sonunda İsrail'in herhangi bir şey elde edemeyeceği ve yeniden kendi içine dönmek durumunda kalacağı çok açık. Eskisinden çok daha derin sayısız krizle içeride boğuşmak üzere hem de. Bugün karşımızda duran Orta Doğu manzarasında azınlık cemaatlerin ve çeşitli dini grupların kendi beka kavgaları sürerken satranç tahtasında Şah'ın yeri boş duruyor. Şah yani her açıdan çoğunluğu oluşturan Sünni kitle haklarıyla, teşkilatlarıyla, dini cemaat ve yapılanmalarıyla ve hatta hükümetleriyle Sünnilerin gidişata etki etmediği rolleri sahadaki nüfuslarıyla hiç mütenasip değil. Tarihte Sünnilerin bu kadar dağınık, birbirinden kopuk, başsız ve lidersiz kaldığı dönemler çok nadirdir. Bölgemizin istikbalini her açıdan tehdit eden bu varoluşsal kriz üzerinde sürekli düşünmeye değecek kadar mühim bir gündem maddesi.